İyi günler olsun. Bu haftaki konuğumuz Şahin Uçar. Şahin Uçar çok yanlı, yönlü bir bilim adamı ve sanat adamı. 48 yaşında ve birçok alanda eserler yazmış. Tarih profesörü kendisi, fakat bir o kadar da üzerinde önemli durmuş olduğu alan güzel sanatlar. Hat, tezhip, minyatür, efendim, hatta beste çalışmaları olan birisi. Kendisini kendi ağzından dinleyelim, belki daha yakından tanıma fırsatı buluruz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi efendim ben Sivaslıyım. 1949 yılında doğdum. Biz aslında Kafkas muhaciri bir aileden geliyoruz. Karabapak Türklerinden ve birazcık kültür farkı vardır. Karabapakların Anadolu Türklerine göre biraz daha eski kültüre bağlıdırlar ve Azeri lehçesine benzer, ona çok yakın bir lehçe konuşurlar. Çok az farklı bir lehçe konuşurlar. Dolayısıyla ben kendi köyümdeki o eski kültür atmosferinden etkilenmişimdir Sivas'ta büyümeme rağmen. Benim ilk hocam da ilmi meselelerde veya şiirde diyelim, rahmetli eşimin dedesi, benim de halamın kocasıydı, Musa Yılmaz Hoca Efendi. Çok güzel Farsça bilirdi. Liseyi bitirdiğim yıllarda kendi kendime çalışarak, merak ettiğim için Arapça, Farsça öğrenmiştim bazı akrabalarından. İlk Farsça hocam da oydu. Onunla Gülistan okumuştum. Yani bir yandan resmi okula devam ederken, lise öğrenimini yaparken, devam ederken öte yandan da çevrenizdeki hocalardan Arapça, Farsça. Biraz Arapça, Farsça gördüm. Okudunuz. Sonra tabii resmi tahsilimiz işte İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde okuyordum. O zaman da geliştireyim diye Arapça, Farsça sertifikaları aldım. Onların bir müddet derslerine devam ettim. Mamafi, o zamanki hocalarımız bazı dersteki münakaşalarımızdan ötürü bizi tanıyınca derslere devam etmenizi lüzumsuz gördüler ve biz sizi özel hocalara gönderelim dediler. Münir Aktepe, Profesör Münir Aktepe Osmanlıca hocamız beni Süheyl Bey'e gönderdi. Süheyl Bey meşhur bir insandı. Ordinarius profesörüydü. Tıp tarihi profesörüydü. Ve onun tıp tarihi enstitüsünde cuma günleri 1'den 5'e kadar özel tesip dersi alırdı bir takım gençler. Bunlardan biri de ben oldum. Fakat hoca sonradan beni diğer derslerine de götürmeye başladı. Diğer günlerde de gidip gelmeye başladık. Ve ayrıca kendisini ziyarete gelen bütün meşhur sanatkar, ilim adamlarına takdim eder, onlara rica eder, bana ders vermelerini isterdi. Bu arada Hamit Aytaç hocadan hat sanatı aldınız. Hat dersi aldım. Kemal Batanay'dan. Kemal Batanay'dan tambur ve talik meşk ettim. Evet. Aynı zamanda Kemal Bey İstanbul Fetih Cemiyeti'nde bu Sami Ayverdi'nin musiki dersleri verirdi. Orada başka hocalar da vardı tabii, Kemal Bey'e ilaveten. Münir Nurettin Selçuk da hocamız oldu. Yusuf Ömürlü vardı. Başka pek çok insan. Dolayısıyla ben neredeyse hemen hemen fakülteye hiç devam etmedim. Hep böyle özel derslerle geçti eğitimimizin bir kısmı. Tabii medyunu şükranız ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bu eski geleneksel diyebileceğimiz eğitim tarzı kurumlaşmış mektep eğitiminden çok farklıdır. Eski İslam'da da böyleydi efendim. Ben malumunuz hem tarih felsefesiyle iştigal ediyorum, hem de İslam tarihi uzmanıyım. İslam'ın ilk devirlerinde camilerde bir halka şeklinde toplanırlardı ilim irfan sahibi insanlar namazdan sonra ve meraklıları onların derslerini dinlerdi. Sonra bu insanlar şayet talebeyi yeteri kadar yetişmiş bulurlarsa ona bir başkalarına da ders verme yetkisi tanıyan bir icazetname verirlerdi. Evet. Böyle şimdiki gibi efendim maaşlı, kadrolu, efendim profesyonel bir eğitim tarzı, kurumlaşmış bir eğitim tarzı değildi üniversite modelinde olduğu gibi. Vaka üniversiteler kurulduktan sonra da, yani bizde eski ismiyle medreseler, o camilerde hasbeten lillah yapılan bu tarz
eğitimin semeresi görülmemiştir. O çapta evet. büyük insanlar da yetişmez olmuştur. Evet. Hatta bu yüzden eski medreseler suçlanmıştır. Yani bunlar ilmi taşlaştırdılar, orta çağ taşlaşmış, orta çağ kafası falan diye çok da haksız sayılmaz. Batı'da da böyle olmuştur. Batı'da da ruhban sınıfı böyle yapmıştır. Üniversiteleri malumunuz ruhban sınıfı kurmuştur. Bize de kuruluş gerekçeleri olarak medreselerin yani siyasi sebepler de vardı. Resmi ideolojiyi alakadar evet. eden yönler Şimdi vardı. Sonuç olarak bir yandan normal eğitim gördünüz, tarih okudunuz ve öte yandan da efendim yetişmiş olduğunuz önemli sanatkarların, müzehiplerin, hattatların, evet, müzik derslerine devam ettim. Derslerine devam ettiniz ve oradan feyiz aldınız. Tabii. Ve onu da eserlere dönüştürdünüz. Evet. Efendim sizin hat ve tesip sergileriniz evet, olmuş. Evet, bir hat ve tezyinat sergisi açmıştım 89 yılında Ankara Valiliği'nin himayesinde. Evet. Burada örnek diye yalnızca Şeyda Divanı'nın kapağında basılı bir eser gösterebilirim. Evet. Bu gerçi kötü bir baskı, renkler evet, tutmamış ama eserin orijinalini getirmedim ama evet. işte Kufi hatla Fatiha suresi dışarıda da tezinatı tesibi var. Beğenilen örneklerden biriydi. Matbuatta da birkaç evet. kere çıktı. Sanıyorum Beşir Ayvazoğlu tercüman da basmıştı bunu. Evet. Birkaç başka şey daha basmıştı. Yani kendi çapımızda tabii bir takım eserler de vermedik değil gençliğimiz ama tabii akademik kariyer bunlarla daha fazla iştigal etmemize evet. mani oluyor. Bu arada TRT repertuarına alınmış besteleriniz de var bir hayli. Çok fazla değil yani 15-20 kadar beste yapmıştım. Bunların bir kısmını talebimden birisi benim kargacık burgacık nota yazılarımı tebriz ederek efendim verdi bana. Ben de TRT Repertuar Kurulu'ndan bir arkadaş istiyordu. Verdim kendilerine. Alaaddin Yavaşcan'ın riyasetinde bir heyet incelemiş ve eserlerin bir kısmını TRT Repertuar Kurulu'na almışlar. Evet, tebrik etmeli sizi. Gerçekten teşekkür ederim. Bir yandan bilimsel çalışmalar yapıyorsunuz, profesör oldunuz. Öte yandan da güzel sanatlarla ilginiz. Böyle onları izleyen bir zevk sahibi, bir amatör gibi değil, fiilen o alanlarda da eser üretme biçiminde evet. ortaya çıkmış ve birçok kitaplarınız var. Evet. Şimdi efendim zannediyorum 11 11 bir tanesi neşredilmek üzere. Kitabınız İkisini var. Buraya getiremedim. Bunlar birisinin sırasıyla... mevcudu yok. Evet. Rüya ve Gerçek diye bir manzum piyes vardı. Şeyda Divan'la mülhak olarak basılmıştı. O ilk baskıdan bende yok. Evet. Çünkü sadece 200 baskıydı. Eşe Dost'a dağıttık. Bu Şeyda Divan'ı bu 24 Şeyda yaşlarında divanı. Yazmış olduğunuz bir divan. Aslında tabii daha üniversite yıllarında başlıyor. Bunu şöyle ifade edebilirim. Ziya Nur var. Ziya Nur Beyefendi rahmetli oldu şimdi. Dündar Taşer, Erol Güngör falan gibi bazı o zaman Milliyetçiler Derneği azası olan İstanbul Milliyetçiler Derneği azası olan bazı arkadaşlar İstanbul'da Marmara'da toplanırdık biz efendim her akşam. Ve onlar teşvik ederlerdi. Yani benim bu divan tarzı şiir yazmamı falan. Yani kendine göre bir okuyucusu vardı, talebi vardı. Biz de yazardık. Yani talebelik yıllarına kadar uzanıyor. Çünkü bakıyoruz, Dündar Taşer de vefat ettiği zaman ya ona niye tarih düşünmüyorsunuz? Ebced'le dediler ben hem Rumi hem Hicri evet, orada bir tarih düşünmüşüm. Ama tarih 1972. Yani talebelik yıllarıma denk geliyor. Demek ki o kadar eskiye gidiyor divan tarzı yazmamız. Evet. Şimdi efendim çok genç yaşta bir divan tertiplediniz. Evet. Yani divançe değil bu. Divan her harfe göre de var, yazılmış bir evet. en azından gazeliniz, şiiriniz var. Mevcut. Şimdi bu divan şiirine sizin bildiğimiz kadarıyla bir özel merakınız, eğiliminiz var. Şimdi şöyle efendim, yani Sadi okuyarak başladık Farsça'ya. Mevlana'nın Mesnevisini okuduk. Ben fakülte yıllarında talebeyken bir kere Arapçam Farsçam vardı. Yani eski kültürümüzü bir yandan böyle Osmanlı devrinden kalma Süheyl Bey gibi, Kemal Bey gibi, Ali Üsküdar'ı gibi birçok zevattan tahsil ederken bir yandan da bu büyük şairlerin, Hafız gibi, Sadi gibi, Mevlana gibi büyük şairlerin etkisiyle bizden Fuzuli'nin çok etkisi olmuştur üzerinde. Böyle büyük şairlerin etkisiyle işte bir heves, bir de bir takım denemeler yapmıştık. Yani gençlik biraz da ben şöyle düşünmüştüm efendim, kültür hayatı bir bütündür. Yani bir çeşit organizma gibi bunun geçmişi geleceği de olmaz.
kültürel öğeleri birbirinden ayırt etmek zordur. Şimdi divan şiiri öldü falan deniyor tabii. Buyurun size, tam klasik anlamda bir divan. Hatta eski geleneğe Yahya Kemal'in de vardır böyle şeyler ama divan şiirinden biraz farklıdır malumunuz. Sayısız mazmunla birlikte tam klasik bir divan. Hem de eksiksiz olmasını istedi gönlüm. Bütün harflere göre, bütün kafiyelere göre. Mesela 30 kadar rubai vardır içinde, 30 küsur. Ama rubainin malumunuz ahrem ve ahrep vezinleri vardır. 13'de 24, 24'ü de kullanmıştır. Yani evet. Eksiksiz olmasına çalıştık. Evet. Efendim, divan şiiri derken sizin daha çok usta bellediğiniz büyük şairimiz Fuzuli. Tabii Yunus'u da çok ayrı bir muhabbetimiz var. Mevlana'ya da büyük zaafınız var. Aslında Doğu, Batı edebiyatlarının büyük ustalarını çok yakından tanımışsınız. Evet. Peki kitaplarınızda da, bilimsel kitaplarınızda da onlardan bazı alıntılar, onların çoktur, fikirlerine çoktur, işaretler var. Efendim, şimdi sizin Şeyda Divanınız, çok genç yaşta tertiplemiş olduğunuz o divan, sizin divan edebiyatını çok iyi kavramış olduğunuzu da ispatlar durumda. Fakat ondan sonra siz yine tabii divan şiiriyle belki kan bağı içerisinde olmakla birlikte çok daha modern görüntülü şiirler de yazdınız. Evet. Onlar da yakında çıkan sizin Mali Hülya adlı kitabınızda, evet, toplandı. Evet. Evet. Şimdi yeterli mi buldunuz divan tarzında şiir yazmayı? Şimdi aslında pek öyle bir kopukluktan söz edilemez. Ben bunu kısaca şöyle ifade ettim. Bu son kitabın artık üçüncü mü diyeceğiz, dördüncü mü? Mali Hülya kitabının arka kapağında, müsaade buyursanız okuyuvereyim. Tabii. Şiir ki Mali Hülya'dır, Eflatun'un tabiriyle bir idealar dünyasıdır. Hatta gerçek ve saf idealizm odur. Şiirin gerçeği duygu ile ifade edilen ida. Şiir beş duyunun dışında bir duygu ile, sezgi ile ifade edilen idadır. Şiirde her şey idadır. Şiirin idası hakikattir. Bu sahte görüntüler dünyası ise ilahi bir oyundur, bir illüzyondur. Şair gizli ve aşikar sırlara kendi sezgisiyle, kendi şairane şuuru yani şiiri ile erişecektir. Demek oluyor ki şiir hakikat aramanın yollarından biri bu telakkiye göre. Şair gizli ve aşikar sırlara kendi sezgisiyle, kendi şairane şuuru yani şiiriyle erişecektir. Şaire göre gerçek kendi şiiri. Çünkü her şuur ancak kendi şuurunda mevcut olan şeyleri tasdik etmek zorundadır. Beş duyuyla şuuruna varamadığımız bu aşikar sırları, görünen dünyanın arkasındaki ideal gerçekleri şairane şuur ile aramak ve şiir diliyle ifade ve inşa etmek. İşte felsefi şiirin ki bir metafizik aydınlık arayışıdır. İstikameti ve gayesi budur. Şahin Uçar şiirlerinde böyle bir arayış içindedir. Şeyda Divan isimli eserinde klasik bir divan şairi hüviyetiyle tanıdığımız Şahin Uçar, Mali Hülya şiirlerinde klasik şiir geleneğimizden muhteva ve şekil olarak çok farklı bir metafizik şuur arayışıyla okuyucu karşısına çıkıyor. Evet. Bir doğu-batı terkibi. Belki bir ölçüde de olsa kendi kültürel zevk, alışkanlık ve sınırlarını aşmaya çalışan bir şiir. Bütün terkipler gibi cihanşumul değerler arayan bu felsefi şiir, bizim şiir geleneğimize ve alışkanlıklarımıza sanki biraz yabancı kalıyor. Zira muhteva ve şekil olarak Müslümanlar için fazla Avrupa'yı, Batıcılar için de fazla İslami. Öyle görünüyor ki bunlar oldukça hür düşünceli bir okuyucu isteyen şiirler. Baudelaire'in dediği gibi, ey 200'lü okuyucu, benim eşim, kardeşim, şimdi hüküm senin, ferman senin fermanındır, evet, diye bağladık. Yani burada da ifade olunduğu gibi belli bir kiliseye bir takım alışılmış şiir kalıpları, düşünceleri veya estetik görüşlere bağlı kilise mensubu insanlara değil de gerçekten hür düşünebilen ve belli bir muhtevayı görebilecek seviyedeki insanlara hitap eden şiirler. Efendim, bu bakımdan biraz farklı. Şimdi siz güzel sanatların bütün dallarıyla yakından ilgilisiniz, evet, diye söyledik. Fakat şiire bir ayrı özen göstermişliğiniz, evet, var. Ağırlık vermişliğiniz var. Evet. Ve bunun neredeyse ispatı diyebileceğimiz biçimde şiir üzerine ve kendi şiiriniz üzerine, evet, düşünmüşsünüz derinlemesine, evet, ve bunları da yazıya dökmüşsünüz. Evet. Şimdi bu elimdeki kitap Varlığın Mana ve Mazmunu.
bir bakıma sizin şiir anlayışınızı, şiire yaklaşımınızı birinci da, bölümü öyle. Evet, ifade ediyor. Şimdi bunu özetleyecek olursak izleyicilerimize, siz nasıl bir şiir kolluyorsunuz? Efendim, bir kere şiiri bizim ortalama münevverlerin anladığından çok farklı anlıyorum. Felsefi gelenek olarak da farklı anlıyorum. Yani şiir hakikati aramanın yollarından biridir. Ve kendi özel dilini kullanır. Sezgi diliyle, kendi sembolik diliyle, üst dil diyebiliriz buna semantikçi tabiriyle. Kendi üst diliyle, şiir diliyle hakikati sezgiler yoluyla kavramaya çalışmak ve bir çeşit metafizik şiir arayışı diye ben anlıyorum. Tabum böyle. Esasen ben Şeyda Divanı'nı yazdım da, yani işte görüyorsunuz, tamamen klasik Osmanlıca, bir hayli ağır. O divan şiirine aşina olmayan insanlar pek anlayamazlar. Hatta bu Mali Hülya şiirleri de yani belki güzel ama bilmiyorum, okuyucu takdir edecek hüküm onun, dediğim gibi. Ölümden, Tanrı'dan, hayattan, metafizik meselelerinden, zaman felsefesinden filan bahsediyor ki bunlar tabii ki sıradan insanları çok fazla ilgilendiren şeyler değil ve biraz yani ağır konular. Bilmiyorum ne derece. Evet. Yani günlük hayata irtibatımız var. Yani hayır, bu anlaşılmasında bir zorluk olacağını zannetmiyorum bu şiirlerinizin. Öyle mi? Muhtemelen Şeyda Divanı'nın efendim dilinde hani bugün kullanmadığımız bazı kelimeler dolayısıyla bazı zorluklar, evet, olabilir. Fakat Mali Hülya sade değildir. Türkçe, bir. Bir de şu var. Efendim, sizin şiirinizin mesnetleri bizim geleneksel uygarlığımızın içerisinde olan şeyler. Yani toplumumuzun özellikle aydınlarımızın, doğru, yabancısı olmadığı, doğru, konular, tespitler. Ama onu siz kendinize mahsus bir anlatımla, dille söylemişsiniz. Şimdi şu var yalnız Açık Bey hocam. Şimdi benim Doğu kültüründen de Batı kültüründen de, zaten Mali Hülya şiirlerinde bazı referanslar veya telmihler anlaşılabilsin diye bir takım dipnotlar da koydum. Öyle, okuyucuya, evet, yardımcı olsun diye. İşte bazı kısımlar tercümedir, işte Mevlana'dan alınmıştır yahut işte Hint şairi filandan alınmıştır, bilmem Çin şairi filandan alınmıştır gibi. Böyle bazı referanslar da koydum veya bazı terimleri. Şimdi aslında bütün büyük Doğu kültürlerinin ve bütün Batı kültürünün izlerini bu kitapta görmek mümkün. Mesela Robert Frost'tan bir tercüme vardır. Çağdaş Amerikan şiirinin devlerindendir. Efendim, veya Mevlana'dan, Hasan Harakani'den, bazı Fahrettin Raki'den Farsça tercümeler rastlamak mümkün, Sadi'den filan. Birçok Budist terimine, Hindu terimine, Taoist fikirlere, eski Zerdüştülüğe, hatta Zerdüştülük öncesi bir İran dini olan Zervanizm'e göndermeler bulmak mümkün. Yani bir Doğu-Batı terkibi gerçek anlamda bu. Fakat işte bu tip çok yönlülük belki bir anlamda yabancılaştırıyor sanki biraz. Ama biraz da şiir anlayışım farklı. Bunu varlığın mana ve mazmununun birinci bölümünde ifade ettim. Şöyle kısaca arz edeyim efendim. Mazmun üzerine çok şeyler yazıldı, çizildi. Divan edebiyatçılar tarafından bazı arkadaşlar fikrimi sordular. Tabii ben bir divan şair olduğum için farklı düşündüğümü, bunları beğenmediğimi söyledim. Yazarlar Birliği'nin yöneticileri sağ olsunlar efendim şey yaptılar. Siz bize yazın dediler yıllığa. Yıllık için birinci bölümü yazdım. Varlığın mana ve mazmununun, mana ve mazmun diye. Orada hem dil felsefesi açısından şiir dilini ve işte hakikati kavramadaki rolünü göstermek bakımından, hem de dilin zaten kendisi bir semboller dünyasıdır malumunuz. Dil baştan aşağı semboller dünyasıdır. Şurada çok güzel bir söz vardı. Çok net hatırlayamayacağım ama efendim Emerson'un sözüdür. Halk şiirden hoşlanmamak faltası yapabilir. Evet. Bazıları şiir sevmediklerini falan iddia ederler ama aslında herkes şairdir. Şöyle ki herkes zaten semboller diliyle konuşuyor. Dilin kendisi baştan aşağı semboller dili. Bilhassa ilk devirlerde şiir diline mutlaka daha yakındı dil. Tabii dil felsefesi açısından, şiir felsefesi açısından eski divan edebiyatının mazmunu nedir? Mazmun dedikleri kavram veya bizim çağdaş dilde şairlerimizin imge dediği, imaj dediği, tabii, sembol dediği şeyler nedir? Bunun poetikasını yazmak istedim ve beğenilen bir şey oldu. Yazdık onu. Şimdi anladığım kadarıyla sizin şiirinizde bizim tekrar ifade etmiş olayım, geleneksel uygarlığımız efendim bir öz olarak mevcut. Var tabii. Ama bununla birlikte dünyanın büyük sanatçılarının elinde billurlaşan, tutalım Batı uygarlığı, Uzak Doğu uygarlığının vardır, da vardır,
izleri var. Tesirleri yani vardır. Bu yanıyla bir bakıma bir evrensel çerçeve belirtiyor. Şimdi bunun sebebi şu üstadım. Ben malumunuz tarih felsefesiyle uğraşıyorum. Şimdi tarih felsefesiyle uğraşabilmek için bir kere en az birkaç kültürü iyi bilmek gerekir. İnsan kendi kültürünün sınırları içine hapsolunduğu takdirde tarihin anlamını kavrayamaz. Çünkü her nevi kültür aslında bir çeşit beyin yıkama da farz edilebilir veya telakki edilebilir. Evet. Kendi kültürünüzün perspektifinin dışına çıkabilmelisiniz. Bunun için de yani tarih felsefesi, umumi tarihin yorumunu yapabilmek için birkaç kültürü, en az birkaç kültürü mukayese edecek kadar yakinen tanımaya esasen mecbursunuz. Ve bir de ben şiir ve marifet diye bir başka yazımda ifade etmişimdir. Bir tarih filozofu aynı zamanda şair de olmalıdır, sanatkar da olmalıdır. Çünkü tarih filozofluğu dediğimiz pratik sanatın da işe karıştığı, tarihe sanatkarane bir kompozisyon izafe etmek gibi bir takım özellikleri de haizdir. Binaenaleyh yani bir tarih filozofunun esasen güzel sanatların dilini de bilmesi gerekir, anlaması gerekir. Hatta sanat bir kültürün en gerçekçi aynasıdır ve en doğru sözlü aynasıdır. Tarihçi yalan söyleyebilir de sanat eseri söylemez. Eğer dilini bilirseniz, anlayabilirseniz. Efendim sanatın yalnız bu buyurduğunuz dallar değil, tıptan hukuka varıncaya kadar hepsiyle de mutlaka bir iç içe bağlantılı. Hakikat aslında bir bütündür. Fakat ne yazık ki günümüzde bu bilim dallarına bu derece geniş çerçeve içerisinde yaklaşan insan sayısı hem ülkemizde olsun hem dünyada fevkide azaldı. Şimdi efendim işte sizi yetiştiren, kendilerine minnet borçlu olduğunuz o hocalara bakalım. Evet. Şimdi bunlar çok yanlı, çok yönlü insanlar. Evet. Güzel sanatlarla ileri derecede ilgili ama adam bir tıp tarihi profesörü. Rahmetli Hüseyin hocam derdi ki bana... Yani, bütün güzel sanatların bütün bilimlerde bir kan veren bir özelliği yanı var. Şimdi efendim sizin tabii bütün bunlarla uğraşmanızla birlikte en belirgin yanınız elbette şiir. İsterseniz önce bir Şeyda Divanı'ndan bir örnek. Valla şimdi aklıma geldi. Ondan sonra da bir de Mali Hülya'dan ve üzerine bir adamın birisi bir şairi hicret etmek için sizin nesliniz nazınızdan zarif demiş ya. Aslında benim neslim de nazımdan biraz zarif gibi gelir bana. Bu bakımdan bu Şeyda Divanı hakkında efendim Türkiye Yazarlar Birliği'nin talebi üzerine Fuzuli Sempozyumunda bunu Fuzuli Divanı'na nazire gibi takdim etmişler. Onun üzerine bir konuşma yapmıştım aslında çok evet. Hoş bir üslubu olan bir şey ama tabii uzun olur. Evet. Ben size kısa bir şey yani onu okumak isterdim neslimin evet, daha evet. Zariftir diye ama. Onu artık okuyucular okusun biz şiir dinleyelim izin verirseniz. Peki. Hazan hakkında Musammat Kaside'den bir bölüm okuyayım. Evet. Ey gül-i ruhsar-ı yârin, gördün ahir ruzigârı, soldu rengi itibarın, geçti devri tabıdarı, geçti vakti nevbaharın, gül sitanın, lalezarın, gayrı fırsat ruzigârın, yakşı sakla gül izarı. Sagari mül, kase-i gül, hem nevâ-i savt-ı bülbül, nergis-i nesrin-i sümbül, hep fenâ-i sazikârı. Yok şekayık sürkuruyi, yok benefşe rengi buyi, yok sadayı hayi huyi, çengü santur sazikârı. Yasemen devri doluptur, suseni sümbül soluptur, böyle kim tenha kılıptır, gülsitanı tarumarı. Her varak azürde titrer, hal diliyle ey güliter, rüzgara bağlıdır der, her varakın ihtiyarı. Su besu evrakı eşcar, hep dökülsün gılsun ishar, bi sebatı hüsnü dildar, hem bekayı kirdiyarı. Yani sevgilinin hüsnünün sebatsız ve geçici olduğunu ama yaradanın baki olduğunu ifade eder anlamında. Evet, sonuçta. Şiir felsefenizi de çok güzel evet. Yansıtan bir şiir. Şimdi bu sizin eski şiirlerinize evet. Örnek. Aslında çok fazla kopukluk yok efendim. Mali evet. Hülya'da da eski tarzda yani divan şiiri tarzında yer yer bölümler vardır. Hatta şey gibi görünen, serbest gibi görünen bölümler de bazen aruzdur. Dikkate şayandır. Ben Sadi'nin bir kıtasını peygamber hakkında bir salavat tercüme etmiştim. O mütefailün mütefailün vezindedir. O biraz Türkçe'ye ters düşen bir aruz vezni olduğu için bizde pek kullanılmamıştır. Evet. O yüzden belki fark edilmeyebilir bilinmeyen bir aruz vezni olması hasebiyle. Ancak serbest gibi görünen yerlerde de çoğunlukla o vezin hoşuma gitti. Benim serbeste uygun düşüyor gibi geldi. Onu kullandım.
Yani yer yer aruz, yer yer hece olabilir evet. aslında. Bazen de hatta eski dilde olan kısımları da vardır bölüm bölüm. Evet. Yani evet, başta daha çok başta tabii gelene fakat uygun işte evet. şeyler var tabii. Ben size isterseniz şuradan bir kısa kısım okuyayım. Hay hay, buyurun. İlahi kelama gazel. Bu da yine divan tarzı. Aslında bu çok modern bir şiirin son bölümü, Bayezid makamesinin 8. bölümü. Sonunda da var kitabın. Sevdiğim bir gazel oldu. Bazı beyitleri yani bana sanki divan şiirinin büyük ustalarıyla da rekabet edebilirmiş gibi geldi. Bilhassa ilk beyit. O yüzden başa da koydum bunu. Evet, dinleyelim. Nihan ettim kelamın gerçi mana aşikar oldu. Söz oldu perdeyi hüsnün, o perde vasfiyar oldu. Nikab ender nikab olsa kelam hakkı eder ifşa. Nihan-ı aşikar amma söz oldu, söz medar oldu. O söz gonca gül oldu, kültü kenzen sırrını açtı. Bu söz can içine can oldu, gül açtı, gül izar oldu. Kün emrinden zaman oldu, zaman kevni mekan oldu. Kelamdan canı can oldu, kelamdan varı var oldu. Gönül ekmek yemez canım, kelamullah'la can buldu. Kelamım cana can verdi, kelamım yâre yâr oldu. Gönülden taşla bin azra çıkardım ki sunam hakka, bu mani iyi kelam halka, bu gönlümden nisar oldu. Eğerçi ahüzar eyler, kelamla iftihar eyler, gönül bir özge kâr eyler, ne kârü ne zarar oldu. Meta'yla giden arem, bu şeyda sözde hemmarem, eğerçi fikri avarem, bu aşka lalezar oldu. Bidayette kelam vardı, ilahi nefhanın sautı, zuhuru ruzigar oldu, bir özge nevbahar oldu. Nihan ettim kelamım, gerçi mana şikar oldu, söz oldu perde-i hüsnün, o perde vasfiyar oldu. Burada da gördüğünüz gibi yer yer kullanılmış. Ama çok değil, bu şiir kitabının malumunuz çok büyük bir çoğunluğu, çok sade bir Türkçe'de evet. yazılmış. Evet, o sade sadelerden bir güzel bir örnek verirseniz. Okuyayım. Ben size sevdiğim bir şiiri okuyayım. Evet. Çünkü bu şiir üzerine madem bu sohbetimiz diğer özelliklerimizle de uğraşırsak onlara da çok bitmez bu bahis. Diğer çalışmalarınız üzerine. Tabiatın ilk filizi altındır. En az süren renk tonu da otundur. İlk sürgünü bir çiçektir ki ancak belki bir tek saat çiçek kalacak. Sonra yaprak sürgün verir yaprağa, böyle gark oldu hüznaden bağı. Şafak biter de başlar gün ışığı, sürmez hiçbir şeyin altın ışığı. Bu efendim Robert Frost'un İngilizce bir şeyin evet. tercümesi. Bundan mülhem, bunu şerh eder mahiyette, kar çiçeği açarken geceleri dağlarda isimli bir şiir bu. Tabiat bir buluttur, serap gibidir zaman. Her an değişebilen bir buluttur tabiat. Değişir hiç durmadan, değişmez hiçbir zaman. Ancak kendisi için hakikidir hakikat. Bir buluttur tabiat, bulut gibidir zaman. Göklerin saltanatı, unuttuk türkümüzü. Hatırlamaz aynalar çocukluk yüzümüzü. Gökyüzü, alma mater, ey şefkatli annemiz. Unuttuk masalları, unuttuk sesini biz. Ben kendim söylüyorum ve kendim dinliyorum. Unuttuk türküleri unutulan çağlarda. Bir ağıt söylüyorum kabaran yüreğimden. Kar çiçeği açarken geceleri dağlarda. Sen benim gözyaşımsın. Bu gözyaşlarısın sen. Uzağa akar mısın dudağımdan ve benden? Hallaç'tan bu bölüm. Gökyüzü, ey gökyüzü, sen ey sonsuz gökyüzü. Biz dağların ardında bıraktık türkümüzü. Kim dinler, kim anlar, kim söyler sözümüzü? Hangi Aden bağında unuttuk yüzümüzü? Aden bağı malum cennet. Ben dedik de cennetten kovulan gönlüm benim. Kim anlar dilimizi? Ben dediğim zaman ben, kapımı çalıp bana, kapımı çalıp bana, kimsin sen demiştin sen. Ben kimem bir müptelayı aşkınam kim ey sanem? Şeyda divanından. Ben kimem bir müptelayı aşkınam kim ey sanem? Ben kimem? Ya sen kimsen? O kimdir? Ya ben kimem? Hem daima değişen, hem asla değişmeyen, ebedi şimdiki an. Kapımı çalar mısın? Kapımı çalar mısın şafak vakti yeniden? Kapımı çalan kimdir? Sen misin yine gelen? Bulutlar arasından süzülen gün ışığı. Hatırlar mısın gönül? Zamanın ötesinden dökülen yaprakları,
hüzne gark olan bağı, kırılan maştapadan dökülen âb-ı hayat, bir mevsim açıp solan bir çiçek vardı hani, dalındaki ilk sürgün nihali ömrümüzün, ömrüm, ey ömrüm derdin, nasıl da soldu ömrün, ilk altın filizleri, dökülen yaprakları, hatırlar mısın gönül geçip giden günleri, kırılan maştapadan dökülen âb-ı hayat, kılıçtan keskin sözün, ey iki yüzlü zaman, dil üstünde dil olur, dilin altında yalan. Kim tefsir edebilir hileli dilimizi? Ey çığlık atan dudak ve sen ey sağır kulak, ancak kendisi için hakikidir hakikat. Değişir hiç durmadan, değişmez hiçbir zaman. Bir buluttur tabiat, serap gibidir zaman. Her an değişebilen bir buluttur ömrümüz. Hem daima değişen, hem asla değişmeyen. Tabiat, alma mater, ey şefkatli anamız. Hatırlayan, unutan bir çocuktur gönlümüz. Hatırlayan gönüldür o eski türküleri, değişmeden değişen zamanın ötesinden. Biz şiir söylemedik. Şiir dediğin nedir? Hem şiirdir sesimiz, hem şiir değil sözüm. Şiirle haber alır maveradan sesimiz. Sözümüz hikmet olur, sazımız şiir bizim. Hatırlayan gönüldür o eski türküleri, maveradan gelen ses, zamanın ötesinden. Sesinde hiç fanilik tonu olmayan şiir. Sen benim gözyaşımsın, bir ağıttır bu zaman. Akıyor yanağımdan dudağıma bu şiir. Hatırla ey gönül, ey ebedi şimdiki an. Hatırlar türküleri unutulan çağlarda, kar çiçeği açarken geceleri dağlarda. Dilinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Şimdi benim gönlüm hiç olmazsa öteki kitaplarınızın da birer evet. Halinde tanıtımı ile programımızın bitmesi. Şimdi efendim ilk önce...